bizimkiler belki çok tanımıyorlar ama üst sınıf arkadaşlarımızın neredeyse hepsi Zaha Hadid'i biliyorlardır. Zaha Hadid'in öldüğünü ben Facebook'a açıkta görünce aa diye kalmışım. Bir kadın olduğunu o zaman fark ettim. Bizim coğrafyamızdan bir insan olduğunu o zaman fark ettim. Onun varlığı aslında bütün diğer mimarlar gibi bir duruştu. Ama o an benim hissettiklerim inanılmazdı. Bunu sizinle paylaşmak istedim. Ve sizlerin de birer Zaha Hadid olmanız, olmamanız için hiçbir sebep yok. Ve bizim size burada verdiğimiz eğitim, sizdeki Zaha Hadid'leri ortaya çıkarmak için, ya aranızda varsa diye bir eğitimdir. Bize kızmayın yani. Sizi zorladığımız zaman, bir takım şeyleri fazladan istediğimiz zaman. Bu eğitim, böyle bir eğitim. Bakın ne diyor? Mimarlığı öğretemezsiniz diyor. Ancak bazı etkilerde bulunabilirsiniz. Bugün konuğumuz da size böyle bir etkide bulunmak üzere burada bulunuyor. Umarım gerekli şeyleri alırsınız. Hocam çok teşekkürler. Sevgili arkadaşlar, değerli konuklar, bugünkü Perşembe seminerlerinde makine mühendisi Gökhan Ünlü'yü konuk ediyoruz. Kendisi makine mühendisi ama tasarımcı, yani tesisat tasarımları anlamında tasarımcı bir serbest firma sahibi. Zaten kendisini belki kısaca bir tanıtacaktır bize, o yüzden çok detaya girmeyeyim ama mimari projelerinizde hani pek de öyle görmezden gelmeye çalıştığımız, bir şekilde çözülür canım dediğimiz o havalandırma sistemleri, o mekanik tesisat için ayrılması gereken yerler, hacimler, işte o da şuralarda bir yerde olur dediğiniz, metrekaresini hiç de bilemediğiniz, ayırdığınız yerlerle ilgili aslında doğrudan onların söz sahibi oldukları alanlar ve aslında bu noktada bizim bir arada çalışmak zorunluluğumuz var. Çeşitli uzmanlık alanları. Bunlardan da en önemlilerinden bir tanesi aslında makine mühendisliği alanı. Dolayısıyla mimari etkileşimleri bağlamında bir sunumu olacak Gökhan Bey'in. Geldikleri için ben çok teşekkür ediyorum. Davetinizi kabul edip söz sizin. Buyurun. Teşekkür ederim hepiniz geldiğiniz için. Oldukça iyi bir kalabalık var. Ben öncelikle bu fırsatı verdiği için Gülsün Hoca'ya teşekkür ederim. Ayrıca oldu sağ olsun. Gülsün Hoca arada bir şey söyledi. Belki yakalamışsınızdır. Hani çalışmak zorunda olduğumuz ekiplerden bir tanesi. Maalesef makine mühendisliği size en çok problem yaratan gruplardan bir tanesi. Doğrudur. Bugün onlar üzerine biraz konuşacağız. Ben 2005 yılı Gazi Üniversitesi mezunuyum. O zaman bu zamandır bir mekanik tesisat tasarım firmasında çalışıyorum. Bugün şirketin ortağı. Bunun dışında mekanik tesisat tasarım firması dışında Türk Tesisat Mühendisleri Derneği, yani bizim tesisat mühendislerinin bir arada olduğu dernekte yönetim kurulu üyeliği yapıyorum. Ara ara tekrar bazı konulardan konuşuyoruz. Şimdi tesisat mühendisliği deyince aklınıza neler gelmesi lazım? Biraz onlardan bahsedelim. Isıtma, sıvı tesisat, havalandırma, klima, HVAC diye, HVAC diye kaldı bu. Ama sağda solda çok böyle göreceksiniz. O yüzden ben de böyle aldım buraya. Ve yangınla mücadele tesisatı. Dikkat ederseniz yangın söndürme değil, yangınla mücadele. Çünkü yangın söndürmeyi başaramıyor. Örnek ısıtma tesisatını biraz konuşacağız. Sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir yapı tasarımı nedir? Biraz onu konuşacağız. Akabinde yenilenebilir enerjileri konuşacağız. Yani bir binada ya da bir komplekste makine mühendisliği disiplin tarafından tasarlanması, tasarımın sorumluluğunun altında bulunan konulardan biraz konuşacağız. Şimdi teknik olarak girdiğiniz zaman aslında biraz genişlettiğinizde havalandırma klimanın yanına işte buharı, basınçlı havayı ve enerji transferini de koyabilirsiniz. Bu biraz da normal bizim alışık olduğumuz dünyalarda değil de biraz daha endüstriyel tesislerde devreye giriyor. Şimdi ısıtma niye var? Isıtma çünkü biz 200 bin yıldır modern insan, homo sapiens yaklaşık 200 bin yıldır, yeni bir fosil bulmazlarsa dünyada modern insan olarak yaşıyoruz.
yani zihnimizi kullanarak, bir araya gelerek, iş gücünü kullanarak yaşıyoruz. Dolayısıyla modern insan aklını kullanarak yırtıcılardan saklanmak ve barınmak istedi. Ve mağaralar yapmaya başladı ya da mevcut mağaralarda yaşamaya başladı. Ama üşüdü. Dolayısıyla ısınmak istedi. Ateşin bulunmasıyla beraber ateş birçok şeyde kullanıldı. Biliyorsunuz ısınmada da kullanılmaya başlandı. Dolayısıyla ısınma ihtiyacı ortaya çıktı ve bu ısıtma sistemleri, farklı ısıtma sistemlerini görmeye başladık geçmişte. Romalılar bu konuda çok ileriler. Yani ne kadar medeniyet ne kadar uzun sürerse o kadar ciddi teknolojiler üretmişler. İlk Roma hamamına baktığınız zaman, mesela Ulus'taki Roma hamamına da giderseniz orada da vardır. Enerji iletim aracı olarak suyu ve buharı kullanan ilk adamlar bunlar. Dolayısıyla ateşi demek ki bulunduğumuz yerde değil, başka bir yerde yakıp ısıyı başka bir yere transfer edebiliyoruz. Demek ki ısı transferini bulan adamlar da bu arkadaşlar, ısının bir yerden bir yere aktarılmasını kullananlar. Dolayısıyla demek ki bizim evin içinde ateş yanmasına gerek yok. Yanacak başka bir şey varsa yanmaya çıkarmaya gerek yok. Ben başka bir yerde yakıp aktarabilirim. Baktığınız zaman buradaki sütunların üzerinde bir döşeme varmış ve yıkılmış daha sonra ama dikkat ederseniz bu sütunlar üzerinde bulunan döşemenin arasından buharı geçirerek hem sütunu hem de yapıyı, kütleyi ısıtmışlar. Burada da bir benzeri var. Birebir aynısı değil ama buradaki haznede, yanma haznesinde ateş yakarak bu sefer yanma gazlarının, buharların, yanma gazlarının, dumanlarının buradan geçmesini ve duvarlardan yükselmesini sağlamışlar. Yine Doğu Anadolu bölgemize gittiğiniz zaman Rus mimarisi örneğiyle bu tarz yapılar görmek mümkün. Eskilerden kalma. Çünkü Ruslar biliyorsunuz çok soğuk coğrafyada yaşadıkları için farklı ısıtma sistemleri geliştirmek zorunda kalmışlar. Bizdeki gibi radyatör vari tek yüzeyde elde edilen sıcaklık bütün yapıyı ısıtmaya yetmediği için bütün yapının yüzeylerini bu sefer ısıtıcı eleman olarak kullanmaya başlamışlar. Tabii medeniyet geliştikçe bireysellik de artmaya başlıyor. Bu birlikte yaşamalıktan çıkıyorlar ve aile aile yaşamaya başlıyorlar. Dolayısıyla evler ortaya çıkıyor ve bu sefer evlerin ısıtılması söz konusu. Yani toplu kullanım alanlarının değil, evlerin ısıtılması söz konusu. Bu sefer sobalar giriyor devreye. Sağdaki görsele zannediyorum hepimiz aşinayız. Soldaki görselde bunun biraz daha şık versiyonu. Döküm bir soba. Sobayı biliyorsunuz hem ısındığı, yandığı mekanı ciddi şekilde ısıtır. Hem de baca gazları, hem de bacasını diğer odalardan geçirirler. Baca gazlarının da ciddi şekilde ısıtma etkisi vardır baca yüzeyinin. Daha sonra teknoloji biraz daha geliştikten sonra 3-4 katlı binalar yapmaya başladıktan sonra her kata birer soba koyup her birinin bacası ciddi problem olmaya başlayınca ne yapsak acaba bunu merkezi bir sobada yapsak da Romalıların yaptığı gibi suyla çevirsek fikri ortaya çıkıyor ve ilk doğal akışlı ilk ısıtma sistemi yapılıyor. Bu gördüğünüz döküm radyatörler kullanılıyor. Çok büyük boru çapları kullanılıyor ve ısınan suyun yükselmesi, ısınan suyun genişlemesi prensibiyle doğal bir sirkülasyon yaratarak enerjinin üst katlara ulaşması sağlanıyor. Bu gördüğünüz doğal akışlı bir kazan. Dikkat ederseniz sobaya çok benziyor yapısı. Boru çapları kazana göre baktığınızda çok çok büyük. Normalde bunun 10 katı bir kazanın o kadar bir boru çapına sahip olması lazım. Ama işte gidiş çapının çok büyük vererek, dönüş çapının çok küçük vererek doğal bir sirkülasyonla, yani sirkülasyon pompası olmadan ısınan suyun aktarılması şeklinde çalıştırılmış binalar. Daha sonradan bu değirmeni inceleyen bir arkadaş demiş ki ben bunu tersini yapsam. Nasıl yani? Su akıyor, değirmeni döndürüyor. Peki ben değirmeni döndürsem de suyun akmasını sağlasam sirkülasyon pompası dediği şey birebir budur. Başka hiçbir farkı yok. Enerjiyi veririz. Mili çeviririz, etrafındaki çarkla da suya enerji veririz. Bu suya enerji veriyor olmamız bizim çok farklı sistemler tasarlayabileceğimiz kabiliyeti bize kattı. Sirkülasyon pompaları bu sayede dünyada en fazla enerji tüketen malzemeler oldu binalar içinde. Yani bir binanın içinde baktığınız zaman havalandırma klima sistemine en fazla enerjiyi sirkülasyon pompaları tüketiyor. Bu kadar fazla yaygın kullanmaya başlayınca çok da bir karmaşık sistemler çözebilir olmaya başladık. Artık en küçük bir villada bile işte güneş enerjisi var işin içinde, belki toprak kaynaklı su pompası var, doğalgaz var vesaire birçok sistemi bu sirkülasyon pompaları sayesinde çalıştırabilir olduk. Yani özetle ısıtmada bizim amacımız bir kaynaktan öteki kaynağa, bir noktadan öteki noktaya enerjiyi aktarmak. Yani normal basit bir ısıtma sistemini düşünürsek kazan dairesinde ürettiğimiz sıcaklığı
sirkülasyon pompaları ve borular aracılığıyla normal kendi konutumuzdaki, kendi evimizdeki radyatörlere iletiyoruz. Ve buradaki enerji transferini yapıyoruz. Aslında makine mühendisinin ya da tesisat mühendisinin yapmaya çalıştığı şey bir enerjiyi ya da bir gücü bir noktadan başka noktaya taşımak. Sayı tesisata baktığımız zaman sayı tesisatın gelişimi de aslında birebir yine medeniyetle beraber gelişiyor. Yani ne kadar bir arada yaşıyorsak o kadar fazla sayı tesisata ihtiyaç duyuyoruz. Nasıl oluyor? Şöyle oluyor. Eskiden sayı tesisata ya da kanalizasyon su tesisatına ihtiyaç yoktu. Köyde büyüyen yaşayanınız varsa bu resim tanıdık geliyordu. Bu bir bahçe tuvaleti. Evin arazinin içinde evden mümkün olduğunca uzağa kokardı çünkü. Bunu yaparlardı. İnsanlar gider tuvaletini yapardı. Altında bir tane kuyusu var. Başka da hiçbir şey yok. Su da yok. Kanalizasyon da yok. Dolayısıyla sayı tesisat teknolojisine, sistemine gerek yok. Ama biz bir arada yaşamaya başlayıp şehirleri büyütmeye başladığımız zaman başka şeylere kanalizasyona da ihtiyacımız oldu. Ve tahmin edin kanalizasyonu kim buldu? Tabii ki Romalılar. Bir arada yaşamaya çok alışıklar, çok birlikteler ve kanalizasyon sayesinde şehrin merkezine, göbeğine tuvalet yapabilme kabiliyetinde bulunmuşlar. Tabii o zamanki tuvaletler şimdiden biraz farklı. Tuvaletler o zaman sosyalleşme ortamı olarak da kullanılıyormuş. Efes'e gittiğiniz zaman görürsünüz hep beraber bir arada böyle tuvaletlerini yapabilecekleri bazı salonlar var. Yani bir yandan muhabbet ortamı da varmış. Yani demek ki yeterince henüz özelleşip medeniyetleşememişler. Şehirleşmenin aslına bakarsanız en büyük desteği kanalizasyon. Kanalizasyon olmazsa şehirleşme olmaz. Bir arada yaşayamayız. Zira insanın ürettiği atığı taşımak zorundayız. Peki kanalizasyon sayesinde ne oldu? Evin içine tuvalet girmeye başladı. İster 5 katlı olsun eviniz, ister 2 katlı olsun eviniz. Bahçedeki tuvalet geldi evin içine girdi. Geceleri tuvalete giderken korkmadınız. O çocuklara anlatılan fantastik hikayelerden korkmanıza gerek kalmadı. Üşümenize gerek kalmadı. Yan odada tuvaletiniz var. Büyük teknoloji, büyük konfor. Peki evin içinde tuvalet var. Güzel de bu tuvaleti yıkamak için bir şeye ihtiyaç lazım. Ne kullanacağız? Su. Evin içinde tuvalet var. Banyo da yapalım. O zaman bize su lazım. Demek ki evin içine de su getirmemiz lazım. Yani bahçedeki suyla, tulumbadaki suyla olmayacak bu iş. Ne yapacağız? Şehirdeyiz. Üçüncü katta yaşıyorum ben. Şu sağdaki görsele alışıksınızdır. Bunlar şu anda günümüzde baz istasyonu olarak kullanılıyor ama eskiden su depolarıydı. Suyu buraya depolardık. Çok verimsiz ve kötü pompa teknolojileriyle. Dikkat ederseniz mahallede etraftaki binalardan hep yüksektir bu. Normal U-borusu prensibiyle bu yüksek taraftan en yüksek binaya bile su çıkmasına izin verirdik. Ama bir arkadaş sirkülasyon pompasını bulmuştu ya hani bu değirmenden bakarak. Başka bir arkadaş da bu sirkülasyon pompasını üst üste koyup kademeli pompayı yani hidroforu Fransızcadan gelir. İngilizcesi booster seti yani basınçlandırıcı üniteyi buldu. Ne oldu böyle olunca? Bu az önceki kötü şeyleri şehirlere yapmak zorunda kalmadık. Daha büyük binalar yapabildik. Daha büyük şehirler yapabildik. Ve depolama ihtiyacını daha da artırabildik. Günümüzde su kesintisi, Ankara gerçi özel bir husus su kesintisi deyince ama hani ülke genelinde baktığınız zaman su kesintisinden büyük muzdariplik yaşayan çok olmuyor. Halbuki suyumuz kesiliyor. Ama farkında olmuyorsunuz. Çünkü su deponuzda yaklaşık bir günlük bir su deponuz var. O su tamir edilene kadar o su deponuz sizin ihtiyacınızı karşılıyor. Havalandırma klimaya gelirsek bu HVAC dediğimiz Heating, Ventilation and Air Conditioning diye geçer. Türkçesi ısıtma, havalandırma, klima diye geçiyor. Nedir bu kulak? Niye böyle bir şeye ihtiyaç var? Yine geldik şehirleşmeye. Bu kadar yoğun insan yoğunluğundan binalar yapmaya başladıkça bu kadar yoğun çalışma ortamları ortaya çıkmaya başladı. Şimdi bu İkinci Dünya Savaşı'nda CIA'nin ofisinden çekilmiş bir fotoğraf. Bir şey dikkatinizi çekiyor mu? Normal bir açık ofise göre bir şey farklı burada. Yapısal olarak. Çok yüksek değil mi burası? Yani herhalde ihtiyacın 2,5 katı falan tahmin ediyor. Hatta bayağı da uğraşmışlar, sarkıtmışlar lambaları falan filan çalışabilmek için. Niye böyle bir şeye ihtiyaç var? Kalabalık. Kalabalık ne yaratıyor? Sıcak, hava kirliliği. Dolayısıyla ısınan havanın yükselip sıcak havanın yukarıda kalmasını sağlayabilmek için yüksek bina yapmak zorunda kalmış adam. Yani ortak ofisi, açık ofisleri yükseltmek zorunda kalmış.
Biz ne yapıyoruz? Biz güncel çalışma ortamlarında, bu yoğun çalışma ortamlarında havalandırma sistemleri kurarak bu kadar yüksek tavanlara ihtiyaç duymadan bu kadar fazla insanın aynı mekanda çalışabilmesini sağlıyoruz. Nasıl yapıyoruz? Hasta bina sendromunu engelleyerek. Şimdi iç hava kalitesi dediğimiz ve iç ortam kalitesi dediğimiz iki ayrı kavram var. İç hava kalitesi biraz makine mühendisliğinin sorumluluğunda olmasına rağmen iç ortam kalitesinde sizin de etkiniz gelmeye başlıyor. İç ortam kalitesi iç hava kalitesinin üzerinde bir kavram. Çünkü iç ortamın kalitesinin içinde, iç hava kalitesinin içinde başka şeyler de var. Uçucu partiküller, boyalar vesaire. Dolayısıyla sizin kullandığınız malzemelerde, boyalarda, iç mekandaki halılarda, kumaşlarda ya da kullandığınız ısı yalıtım malzemelerinin özelliklerine bağlı olarak bunların alerjen yapıya sahip olması, kanserojen yapıya sahip olması, bazı uçuculara sahip olması bir hasta bina sendromu yaratıyor. Yani kapalı binada devamlı çalışan insanların bulunduğu ortamdan rahatsız olmasını, vücut bunu bir şekilde algılıyor, rahatsız olmasını sağlıyor. Aynı şekilde bu havalandırma için de geçerli. Eğer iç hava kalitesini yeterince iyi bir yere getirmezseniz, ısınma konforu iyi sağlayamazsanız, içerideki karbondioksit oranını iyi sağlayamazsanız, insanlar yine içeride kendilerini hasta hissediyorlar. Baş ağrısı çekiyorlar, boğaz kuruluğu çekiyorlar, işte gözleri yaşarıyor ve solunum problemleri yaşıyorlar. İçinizde alerjisi olan var mı? Ciddi alerjisi olan. Alışveriş merkezine gittiğinizde problem çekiyor musunuz? Oluyor değil mi? Benim de alerjim var. Ben de alışveriş merkezine gittiğim zaman gözlerim akmaya başlıyor bir yarım saat sonra falan. Yani bir şey alıp çıkmak için yaklaşık yarım saatim var. Ne oluyor bilmiyorum. Yani içeride bir şey var, bir problem var. Demek ki hasta bina sendromu dediğimiz şey bir anda ortaya çıkıyor. Buna maruz kalan insanlar var. Yani çalıştığı şehir, çalıştığı iş yeri bir plazada ve adam o işe gitmek durumunda. Dolayısıyla eğer orada bir ortamda bir koşulsuzluk varsa, bir konforsuzluk varsa buna devamlı maruz kalıyor. Dolayısıyla arkadaş, orada çalışan insan kendini hasta hissediyor, şikayet ediyor vesaire. Havalandırma nasıl çalışıyor diye bakarsak en basit tabiriyle biz dışarıdan bir fan ünitesiyle bu hava kanalı dediğimiz borularla dışarıdan taze hava alıp üflüyoruz içeri. Şurada gördüğünüz kırmızı oklarla. Sonra içeriden aldığımız pis havayı da dışarı yine bir fanla dışarı atıyoruz. Yani içerideki karbondioksitin derişimini mümkün olduğunca az tutmaya çalışıyoruz. Çok uzun geçen derslerimiz olur. Böyle hocalarınız ara vermez, blok dersler falan yaparlar böyle şeyler. Hani böyle başınız falan ağrır, böyle uykunuz falan gelir. Aslında o sizin suçunuz değil. Karbondioksit oranının 1000 ppm'in üzerine çıkmasından kaynaklı. Mümkünse cam açın. Dolayısıyla havalandırma ihtiyacı insan yoğun olan mekanlar, iç mekanlarda bir zorunluluk. Mesela burada da bir zorunluluk. Mesela şu an havalandırma muhtemelen çalışmıyor. Yaklaşık bir saat sürecek bu sunum. Bir saatin sonunda bir tartın kendinizi. Hani ilk baştaki konsantrasyonunuz, yeni açıklığınız nasıl, sonundaki nasıl? Yani aradaki konsantrasyonun dağılımının benimle hiçbir alakası yok. Dolayısıyla bir yandan da sıcaklık optimizasyonu da yapmak lazım. Yani iç mekanı soğutmak ya da ısıtmak lazım. Şimdi havalandırma bir garip. Şimdi dışarısı soğuk olsa, 10 derece olsa, biz burada herhalde 60-70 kişi varız. 60-70 kişi yarım saat burada durduktan sonra burada soğutma ihtiyacı ortaya çıkıyor. Halbuki 10 derece dışarısı ama insan yoğun mekanlarda, özellikle hepinize de birer tane bilgisayar versen ciddi bir soğutma ihtiyacı olur. Dolayısıyla insan yoğun mekanlarda, yani şehirleşmenin yoğunlaştığı hacimlerde, açık ofislerde soğutma ciddi bir ihtiyaç. Ne yapıyoruz? İşte bu tarz en basitinden split klima cihazlarla, merkezi klima cihazlarla, evet, az önce bahsettiğim havalandırma sisteminin içine soğutmayı entegre ederek, ısıtmayı entegre ederek ısıtma soğutma sistemlerini tasarlıyoruz ve iç hava kalitesinin, iç hava konforunun iyi olmasını sağlamaya, insanın içeride daha uzun kalabilmesini sağlamaya çalışıyoruz. Tam çalıştırmayı başarabilirsen bu menfez nasıl çalışıyor? Belki gözümüzde canlanır. Bu bir duman testi. Yani ona havalandırma klima sistemine duman veriyorlar. O tavanda gördüğünüz menfezler bu şekilde dışarıdan gelen taze havayı mekana üflüyor. Buradaki menfezlere bakalım. Buradaki menfezler düz menfezler değil mi? Demek ki yukarıdan aşağı direkt üflüyor.
Havalandırma klima sistemi bu ve salonda niye çalışmıyor biliyor musunuz? Çünkü onlar çalıştığı zaman siz şikayet edeceksiniz, başıma geliyor. Dolayısıyla havalandırma klima sisteminin tasarımı en başından en sonuna kadar böyle ince ince dikkat edilmesi gereken, insan konforunun da hesaba katılması gereken bir uygulama. Burada bir soğutma cihazlarının, şurada gördüğünüz soğutma cihazlarının bir ortama soğutmayı nasıl dağıttığını, yani sıcaklık dağılımının bir mekanik ekipmanla nasıl oluştuğunu göreceksiniz. Şunu unutmayalım, sıcak hava her zaman soğuk havadan daha daha az yoğun, soğuk hava çok daha yoğun. Şimdi burada mekanın kırmızı olması, sağdaki skaladan bakarsak yaklaşık mekan 33 derecelerde. Mekanın sarı olmasının, turuncu olmasının sebebi bu. Yaklaşık 10 derecelerde olan havayı kaynak noktasından bırakıyoruz. Ve dikkat ederseniz yavaş yavaş difüze olarak mekanı soğutmaya başlıyorlar. Dikkat ederseniz ciddi bir üfleme olmamasına rağmen sadece sıcaklık dağılımından dolayı da içeride bir türbülans söz konusu. Konfor şartına ulaşana kadar geçen süre. Bir de yangınla mücadele diye bir konu çıktı. Ben ilk mesleğe başladığım zaman 11 yıl önce sadece yangın dolabı yapıyorduk binalarda. Çok özel bir tane uçak hangarı projesi yapmıştık. Sprinter ilk defa yapacaktık işte bu otomatik söndürme sistemi. Bu nasıl yapılır, nasıl edilir diye çok çaba harcadığımızı hatırlıyorum. Sonra bu neredeyse bir standart haline geldi. Bütün binalarda bir yangınla mücadele sistemi var. Şimdi hep yangın söndürme sistemi diye geçer. Bu bir yalan. Biz yangını söndürmeyi başaramıyoruz. Onu açık söyleyeyim. Biz yangınla mücadele edip yangının yayılmasını engellemeye çalışıyoruz. Yangını itfaiye söndürür. Dolayısıyla bizim mekanik sistemlerin, otomatik sistemlerin özellikle tek amacı yangında mücadele edip insanlara sirayet etmesini engellemek. Peki niye böyle bir şey yapıyoruz biz? Yani niye acaba yangında mücadele diye bir şey var? Şimdi bir katlı bir gecekondu olduğumuzu düşünelim. Tek kat, hemen bahçe ve mutfakta bir yangın çıktı. Dışarı sürmeniz kaç saniye sürer? Çıkmanız. 2-3. İki katlı bir evde yaşayalım. Üst kattasınız, aşağı katta yangın çıktı. Çığlıkları duydunuz. Ne oluyor deyip çıkıp aşağı ininiz, dışarı çıkmanız ne kadar sürer? Bir dakika. Peki burada oturuyorsanız? Hani şu incekte var ya, yüksek yüksek yapılar yeni yapıyorlar. 33. kattasınız, 1 milyon lira verdiniz daireye. Yangın çıktı ve tek çareniz şu merdivenden aşağı inmek. Başka çareniz yok. Kimse gelip sizi kurtarmayacak. Ne olacak? Peki yangın burada çıktıysa ne olacak? Onun yanından geçerken ne yapacağız? Ya da yangın zaten ısınan hava yükseliyor, yangın yukarı katlara doğru sirayet edecek. Ne olacak? Demek ki bizim yangını kendi kendine durduran, binaya yayılmasını engelleyen sistemlere ihtiyacımız var. Niye? Çünkü büyük binalar yapıyorsun. Yapmak zorunda kalıyorsunuz. Yangın çıktı 3. katta. Dikkat ederseniz duman hemen yayılmaya başlıyor. Kata yayılıyor. Kat boyunca hem pencerelerden çıkıyor hem de işte birazdan üst katlara da sirayet edecek böyle gitse. Peki biz ne yapıyoruz? Sizin 33. kattan 0. kata yaklaşık sürecek 20 dakikalık yolculuğunuz boyunca rahat ve huzurlu olmanızı sağlamaya çalışıyoruz. Ne yapıyoruz? Yangın merdivenini dışarıdan aldığımız taze havayla basınçlandırarak, balon gibi şişirerek dışarıdan içeri duman girmesini engelliyoruz. Yangınla mücadele sistemlerinin en önemli sistemi duman kontrolüdür. Duman çünkü insanı daha yakmadan önce bayıltır, sonra öldürür. Başka ne yapıyoruz? Bir de duman egzoz sistemleri yapıyoruz. Yani basınçlandırma sistemlerinin dışında duman egzoz sistemleri yapıyoruz. Atriumlu tasarımlar son yıllarda çok kullanılmaya başlandı. Hangi binaya gitsek, yani en kötü, benim kardeşim yeni bir eve taşındı. Onun bile giriş katında, bir üst kattaki daireyi iptal etmişler. Giriyorsunuz, atrium var, böyle ferah bir mekan. Daha sonra giriyorsunuz. Yani atriumlu tasarım bütün binalarda var artık. Atriumun dezavantajı ne? Burada çıkan bir yangın, diğer katlara buradan çok çabuk sirayet edebilir. Ya da bu katta çıkan bir yangın,
buradan diğer katlara çok çabuk sirayet edebilir. Dolayısıyla biz burada da dumanı kontrol edip burada çıkan yangının dumanının çatıdan otomatik sistemlerle atılmasını sağlamaya çalışıyoruz. Peki başka ne yapıyoruz? Manuel söndürme sistemleri yapıyoruz. En etkili söndürme sistemidir. Manuel söndürme sistemi. Bir yangın gördüğünüz zaman mutlaka müdahale edin. Yangın dolabı çok da etkili bir sistem değil ama şu gördüğünüz söndürücü kuru kimyasal gazlar içinde oksijeni bağlıyor. Dolayısıyla yangını söndürüyor. Çok böyle anında müdahale eden, çok çabuk söndüren bir şeydir. Dolayısıyla eğer mekanda insan varsa, insan olduğuna güveniyorsak ve insanların eğitimli olduğuna güveniyorsak manuel yangın söndürme sistemleri iş görebilir. Peki içeride insan yoksa ve ya da o insanların çok böyle eğitimli olmadığını düşünüyorsak ne yapacağız? O zaman dışarı bir şeyler yapacağız. Bu sefer itfaiye gelecek, kendi hortumlarını bağlayacak bu hidrantlardan, hidrant dediğimiz cihazlardan. Bu Amerikalı filmlerde çok görürsünüz, araba geri çarpar ya onlardan. Dışarıdan bu sefer binaya müdahale etmeye çalışacak. Peki eğer içeride bina insan yoksa ve otomatik sönmesini istiyorsak ne yapacağız? O zaman otomatik söndürme sistemleri, otomatik yangınla mücadele sistemleri kurmamız gerekiyor. Bir sprinkler sistemi nasıl çalışıyor? Bunu görmenizi istedim. Burada gördüğünüz, şurada gördüğünüz kırmızı tüp çocukken oynadığımız bizim termometrelerden hiçbir farkı yok. İçinde civa yok, civa kullanmak yasak. Ama civa gibi ısınınca genişleyen bir tane sıvı var. Bu gördüğünüz tüp bildiğiniz cam tüp. Hiçbir özelliği yok. Şurada su bekli ya basınçlı. Bizim tesisattan gelen. Bu cam tüp kırılınca buradan su akıyor. Yani bütün hikaye bu kadar basit aslında. Peki bu cam tüp niye kırılıyor? Çünkü içindeki sıvı genleşiyor ve sığamadığı için cam tüpü kırıyor. Peki içindeki sıvı niye genleşiyor? Çünkü yangın çıktı ve iç ortam sıcaklığı yükselmeye başladı. O gördüğünüz tüplerin farklı farklı sıcaklığa set edilmiş versiyonları var. Normal bu tarz mekanlar için tavan sıcaklığının 68 dereceye ulaşmasını isteriz. Eğer bir mutfakta yapıyorsak bunun 93 dereceye çıkmasını isteriz. Eğer bir endüstriyel tesis tasarlıyorsak bu çatı hizasının 130 dereceye kadar çıkabileceği anlamına gelir falan. Dolayısıyla sprinklerlerinde farklı farklı versiyonları, tipleri var. Bu sprinklerlere peki su nasıl geliyor? Su şöyle geliyor. Devasa bir su tankımız var aşağıda. Bu su tankından bu suyu basınçlandıran yangın pompalarımız var. Bu yangın pompaları da oldukça büyükler. Bu yangın pompaları buradaki suyu yangın anında alıyor ve katlardaki branşmanlara, sprinklerlere basıyor. Bu gördüğünüz az önceki sistemde görünmeyecek kadar küçük olan ekipman bu. Hani görünmeyecek kadar küçüğü bu. Görünenin ne kadar büyük olduğunu siz tahmin edin. Bu bir yangın kolektörü. Bunun üzerinde ıslak alarm vanaları var. Farklı farklı binanın farklı yerlerine basmış. Dolayısıyla şunu söylemeye çalışıyorum. Yani mekanik ekipmanlar büyük. Sadece yangında değil. Havalandırma, klimada da, sivil tesisatta da bütün disiplinlerde mekanik sistemin hizmet verdiği bütün disiplinlerde mekanik ekipmanlar büyük. Dolayısıyla onları koyacak bir yer lazım. Bunların ekipmanlarının gidebileceği, bu boruların gidebileceği, bu hava kanallarının gidebileceği bazı asma tavanlar lazım, şaftlar lazım. Dolayısıyla bunlar sizin tasarımınızı çok 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 etkiliyor. Hatta çoğu zaman boşa dönmenizi gerektirebiliyor. Gazı söndürme sistemleri, bu yangında mücadelede kullandığımız son sistem, çok özel odalarda kullanılıyor. Yani şöyle söyleyeyim, çok da pahalı. Bu içerideki bilgi, özellikle sistem odalarında kullanılır. İçeride sakladığınız bilgi, o kadar pahalıdır ve o kadar önemlidir ki burada bir şey olmasını, bir yangın çıkmasını asla izin veremezsiniz. Dolayısıyla buraya böyle bir
tüplü söndürme sistemleri yaparsınız. Bunların birçok çeşidi var. Gazlar değişiyor vesaire. Otomatik olarak gazı boşaltıyor. Peki yapı tasarımında biz neredeyiz ve nasıl oluyor bu işler? Şimdi mutlaka süreci nasıl işlediğini hem derslerde görüyorsunuzdur hem de sağdan soldan duyuyorsunuzdur. Çünkü biliyorsunuz inşaat bizim milli sporumuz. Çünkü herkes inşaattan anlıyor. Dolayısıyla inşaatı bilmeyen ya da inşaatla beraber yaşamayan kimsemiz yok. Dolayısıyla işin içinde bir mal sahibi var. Bu yatırımcı. Paranın sahibi bu. Bu arkadaşın hiçbir şey anlamaktan sorumluluğu yok. Yani sadece parası var. Diyelim ki bankacı. Ve bir inşaatla ilgili hiçbir fikri yok. Ama yatırım yapmak istiyor. Duymuş ki otel yapmak kârlı son zamanlarda. Dolayısıyla ne yapıyor? Bir danışman tutuyor. Danışman kim? Bu işten anlayan adam. Yani inşaattan anlıyor ama parası yok. Onda teknik bilgisi var. Yani bize benziyor. Dolayısıyla bu adam diyor ki ben sana inşaatı yaptırırım. Ama bir ekip kurmam lazım. Nasıl bir ekip olacak? Bu başında mimar olacak. İşin içinde başka inşaat mühendisi olacak. Makine mühendisi olacak. Elektrik mühendisi olacak. Peki başka kim lazım? Bir de özel konularda bize destek verebilecek bazı uzmanlar lazım. Dolayısıyla böyle bir ekip kuruyor bu danışman. Ve bu danışmana yapılan iş mal sahibinin olmuş oluyor. Yani dolayısıyla bizim yerimiz şurada aşağıda hep birlikte aynı gemideyiz. Bu tanımı seviyorum ben. Mekan bir yapıda elektrik ve zayıf akım sistemleri hariç geriye kalan çalışan tüm hidronik ve ısı sistemlerini tanımı. Yani bir binayı alın, içindeki bütün kablolarını sökün, geriye kalan tüm sistemler mekanik tesisatın sorumluluğunda. 3 aşağı 5 yukarı böyle düşünebilirsiniz. Peki ne yapıyor mekanik tesisat tasarımcısı? Önce sizden alıyor projeyi, taslak projeyi. Bir ısı yalıtım hesabı yapıyor. İşte bu ısı yalıtım hesabının son isminin değişmesi söz konusu. İşte BEPTR vesaire diyoruz. Belki aşina olanlarınız vardır. Sonra ısı kaybı hesabı yapıyor. Yani bu mekan ne kadar ısı kaybedecek? Benim bunu ne kadar ısıtmam lazım? Sonra ısı kazancı yapıyor. Benim bunu ne kadar soğutmam lazım yazları? Sonra cihazlarını seçiyor. Sonra havalandırma klima sistemlerini seçiyor. Bunları tasarlıyor. Ana chillerları seçiyor vesaire falan. Çok böyle ciddi meşakkatli bir işi var ve tamamen sizin çizdiğiniz mimari üzerinde çalışıyor. Yani elinde hiçbir resmi, gerçek, fiziksel meta yok. Yani siz ona mail atıyorsunuz, o alıyor, bunun üzerinden çalışmaya başlıyor. Dolayısıyla yaptığınız her değişiklik bu adamın işini de değiştiriyor. Yani dolayısıyla siz bir baz, bir temel yaratıyorsunuz. Biraz sürdürülebilir binalarla ilgili konuşmak istiyorum. Nedir bu konu? Niye acaba sizinle ilgilidir? Niye önemlidir? Ve makine mühendisinin bu konudaki rolü nedir? Onu bir konuşalım. Şimdi bu sürdürülebilir binalar, sürdürülebilir yapı, yeşil bina, hani Google'a bu tarz terimler yazdığınız zaman, yani Google'a Green Building yazın, herhalde 3 milyon falan sonuç çıkaracak size. Çok böyle meşhur, son zamanların trend konusu. Peki bu nereden çıktı bu iş diye bakarsanız, aslında 1970'lerde, 74'te ortaya çıkan petrol kriziyle başlıyor. Amerika ciddi bir petrol krizine giriyor. İşte sokaklarda bir sürü insanlar ağaçlarıyla, o hatırlarsınız o fotoğrafları belki, böyle kuyruk olmuşlar falan. Sonra diyorlar ki ya demek ki bu petrol bizim ulusal güvenliğimize bir saldırı olabilir. Demek ki bu petrolü biri bizden kıstığı zaman bizim ulusal güvenliğimiz etkilenebilir. Demek ki bu aslında sadece enerjiyle parayla ilgili bir mevzu değil. Demek ki ulusal güvenlik mevzusu. O zaman biz bir sürdürülebilir politika yapalım. Uzun yıllar bunları işletebileceğimiz bir şey yaratalım. Ne yapalım? Peki enerji tasarrufuna dikkat edelim. Bununla beraber ne yapalım? Bir de kaynak olarak yenilenebilir, kendi kendini yenileyebilen enerjiler kullanalım. Petrol kullanmayalım. Ama yine de tabii ki fosil yakıtların kullanımı çok artıyor. Sera etkisi ortaya çıkıyor. Fosil yakıtların kullanımına bağlı olarak karbondioksit oranı çok artıyor şeyde, atmosferde ve sera etkisi ortaya çıkıyor. Dolayısıyla küresel ısınma fark ediliyor. Kyoto'da bir protokol imzalanıyor. İşte diyorlar ki biz 10 yıl içinde saldığımız salınımların yaklaşık, yanlış hatırlamıyorsam, %50'sinden feragat edeceğiz. Bu yenilenebilir sistemlere yatırım yapacağız. Peki tahmin edin Kyoto protokolünü imzalamayan kim? Hepimizin bildiği gibi. En çok enerjiyi kim tüketiyor? Amerika.
Peki bizimle ne alakası var bütün bu konunun? Bizimle şöyle bir alakası var. Şimdi bütün dünyadaki enerji tüketimine baktığınız zaman, tabii bu bir yalan, bu istatistik, Amerikan istatistiği, bu tarz istatistikleri verilen tek ülke kendisi. %28'in ulaşıma, %33'ünün sanayiye, %39'unun da binalara gittiği görülüyor. Burada tabii parça bazı kırılmalar var. Şimdi bakın %40'ı tüm dünyanın tükettiği enerjinin %40'ını siz yaratıyorsunuz. Sizin yüzünüzden tüketiliyor %40'ı. Peki bunun ne kadarı ne? Yaklaşık bu %40'ın %21'i konutlardan dolayı, yaklaşık %18'de ticariler, yani yaklaşık 50-50'de hem ticari binalar hem de konutlar bundan sorumlu. Peki kaynak kullanımında acaba binaların rolü ne? Hani enerjiyi anladık da. Suyun %14'ü binalardan dolayı tüketiliyor, tüm dünyadaki suyun. Sera gazı emisyonlarının küresel ısınmaya sebep olan, dedik ya, sera gazları. Bunların %38'i yine binalardan kaynaklı ortaya çıkıyor. Ortaya çıkan katı atığın %30'u ve tüketilen elektriğin %72'si binalardan dolayı tüketiliyor. Ve binayı da siz tasarımınıza göre. Bunun sorumlusu sizsiniz ve biziz. Peki konut yapılarına bakarsak acaba binanın içine girdiğimizde ne oluyor? Binanın içine girdik, buna enerjiyi kim tüketiyor, ne kadarını ne tüketiyor? %33'ünü diğerlerine ayırırsak %32'si ısıtma sistemi tarafından tüketiliyor. Şimdi çok ciddi bir rakam, %32. %13'ü kullanma sıcak suyu, bu duş almak için kullandığımız sıcak su için. %10'u da soğutma, %12'si de aydınlatma için tüketiliyor. Şimdi ben hiç cam yüzey alanı yetersiz bir konut gördüğümü hatırlamıyorum. Hani cam yüzey alanı fazla ticari bina çok gördüm ama cam yüzey alanı yetersiz bir konut gördüğümü çok hatırlamıyorum. Peki binanın elektrik tüketiminin %12'sinin aydınlatmadan geliyor olması size çok saçma gelmiyor mu? Yani biz zaten dışarıdan doğal aydınlatma alabilen binalar tasarlıyoruz. Ama %12 gibi çok ciddi bir rakam hala konutlarda aydınlatmaya gidiyor. Niye olabilir? 15 saat güneş oldu işte. Evet, hava karardığı zaman ne yapacağız? Güzel soru. Peki hiç düşündünüz mü acaba bizim saat meridyenimiz nereden geçiyor? Nereye referans alıyoruz? GMT artı 3. Tüm dünya Greenwich'i alıyor, 0. meridyen. Biz nereye alıyoruz biliyor musunuz? Kocaeli'yi alıyoruz. 32. meridyen mi? Neydi? Kocaeli'den geçiyor. Peki tüm gelişmiş ülkeler nereye alıyor biliyor musunuz? Kendi ülkelerinin sınırının dışında, kendilerinden yaklaşık 400 kilometre batıdan alıyorlar. Bunu niye böyle yapıyorlar? Yurt dışına gittiğiniz zaman hissedersiniz, onu fark edersiniz. Sabah kalkıyorsun, 7.30'da hava karanlık. Buraya niye karanlık? 7.30'da ben Ankara'da aydınlık oluyordu. 8'de çalışmaya başlıyorsun, hava yeni aydınlanıyor. Niye? Çünkü adam senin çalışma süren boyunca ya da evde evi kullandığın süre boyunca gün ışığından daha fazla faydalanmak için daha mantıklı bir saat diyorsun. Yine kadar. Peki ticari yapılara baktığımız zaman durum daha da vahim. Burada aydınlatma çok çok ciddi bir rol oynuyor. Niye? Çünkü ticari yapıların birçoğunda doğal aydınlatma yok. Bugün hangi AVM'ye gittiğiniz doğal aydınlatma var? Birkaçının koridorunda var. Isıtma %16, soğutma %13, kullanma sıcak su ısıtması %7, havalandırma %7. Buradaki aydınlatmayı çıkarırsanız geri kalan hepsinin sorumluluğu bana ait. Yani hepsinin sistemi ben tasarlıyorum, hepsinin tükettiği enerji benim yüzümden oluyor. Peki sürdürülebilir bina kavramı nedir? Tüm bu enerji tüketimlerini vesaireyi şey yaptıktan sonra, okuduktan sonra benim bulduğum en iyi tanım bu, Frej eski bir tanımı. Sürdürülebilir yapı, yaşam döngüsü boyunca dünya kaynakları ve enerji tüketimini en aza indiren, yapının insan sağlığına ve çevreye etkisini azaltırken daha iyi bir tasarımı, yerleşime ve işletmeye imkan tanıyan binaya verilen ad. Dolayısıyla gelecek nesillerin kaynağından çalmadan, sadece bulunduğumuz süreç boyunca ürettiğimiz kadarını tüketerek kaynağı sömürmeden yapacağımız, tasarlayacağımız binalar. Peki sürdürülebilir, hangi bina sürdürülebilir bina? Şimdi binayı yeşile boyunca sürdürülebilir olmuyor, onu biliyoruz. Üstüne yeşil çatı falan yapıyoruz. Böyle şirin şirin oluyor, küçük küçük bitkiler, sulama falan yapıyoruz. O zaman da olmuyor. Peki ne yapacağız? Araziden başlayacağız. Şimdi siz bina olarak, mimar olarak
ben şu binayı buraya değil de şuraya yapayım deme şansınız var mı? Size müşteri geliyor diyor ki benim böyle bir arsam var. Buraya bina yapacaksın. Dolayısıyla mimar olarak burada çok enerji tüketir. Oraya değil de şuraya yapayım diyemezsiniz. Bunu kim der? Bunu şehir bölge planlamacıları demek durumunda. Ta en başında mimar planları yapılır. Dolayısıyla binaya bakarken ne kadar su tüketiyor o bina, yaptığınız bina, buna bakmak lazım. Ne kadar enerji tüketiyor, buna bakmak lazım. Ne kadar ekolojik malzeme kullanıyor, ne kadar geri dönüştürülmüş malzeme kullanılıyor ya da kullandığınız malzeme ne kadar geri dönüştürülebilir. İç ortam kalitesi, bina yönetimi, sağlık, ulaşım, yani bisikletle ulaşım var mı, toplu taşıma var mı vesaire, birçok kural ve kavram var. Bunların hepsini bir araya yaptığınız zaman, bir araya getirdiğiniz zaman diyor ki evet, bu bina sürdürülebilir bir bina olabilir. Bu bina geleceğin kaynaklarından çalmadan kendi yaşam döngüsü içinde, yani yıkılana kadar bir 50 yıl boyunca mevcut kaynaklardan tüketebilir. Sonra bu fikirler ortaya çıkınca bazı firmalar diyor ki benim yaptığım bina yeşil bina. En yeşili benimki. Seninkidir, benimkidir. Bu adamlar tartışmalı 90'larda yapıyor. Dikkatinizi çekiyor. Sonra İngilizler diyor ki ya bu iş böyle olmadı, buna bir kural getirelim. BREEAM diye bir kaynak getiriyor. Bir sistem getiriyorlar. İşte Building Research Establishment Environmental Assessment Method diye. Sonra her zaman gibi İngilizler buluyor. Kim pazarlıyor dünyaya? Amerikalılar. Her şeyde olduğu gibi başkasının bulduğunu LEED'i duymayan var mı? Mutlaka duymuşsunuzdur ama BREEAM'i duymayan olabilir. LEED 98'de mevzuyu fark ediyor Amerikalılar. Ve Yeşil Bina Konseyi kuruyorlar. Amerika'da United States Green Building Council. Ve bunun altında bir LEED diye bir kural çalışması yapıyorlar. İşte Leadership in Energy and Environmental Design diye geçer. Sonra bunu takip eden yıllarda işte Japonya, Almanya, Avustralya falan bir sürü ülkeler Yeşil Bina Konseyleri kuruyorlar. Bizde de Chadwick Derneği Yeşil Bina Konseyi olma umuduyla ortaya çıkmıştı. Daha sonra devlet bu konuya el attı. Hani bir yeşil bina kuralları yaratmaya çalışıyorlar. Şu anda hala böyle bir çalışma var. Hani hangi bina yeşildir, değildir, buna bir sertifikalandırma Türkiye'de de başlayacak gibi görünüyor. Ama Türkiye'de çok ciddi bir LEED hevesi var. Her konuda olduğu gibi bu konuda böyle bir ticari meta olarak kullanılmaya başlandı. Benim binam LEED'di demek bir satış argümanı haline geldi. Dolayısıyla herkes LEED takip ediyor. Peki, binanın sürdürülebilir olması için ya da daha detaydan inersek, yani binanın daha az enerji harcaması için ne yapacağız? Nelere dikkat edeceğiz biz mimar olarak? Tamam. Yapalım doğal aydınlatmalı bina. Hiç sakıncası yok. Ama hiç duvar koymayınca da bu sefer yanıyor içerisi. Demek ki bunun bir dengesini bulacağız. Yani pencere oranının duvar oranı çok 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 önemli enerji tüketiminde. Gölgeleme çok önemli. Yani içeri ışık girecek ama ne kadar girecek? Yani iç gölgelemeyi mi kullanacağız, dış gölgelemeyi mi kullanacağız? Dış gölgeleme yaparken aynı elemanı birden fazla amaç içinde kullanacağız mı? Yani dış gölgeleme yaparken onun üzerine bir fotovoltaik panel koyayım, bir yandan da elektrik üreteyim diye kullanacağız mı, düşüneceğiz mi? Isı yalıtımı yapacağız mı? Isı yalıtımı yapacağız. Ne kadar yapacağız? Yönetmelik ne kadar istiyorsa. Neden? Yönetmelik minimumu tanımlıyor. Ben ne kadar fazla ısı yalıtımı yaparsam o kadar küçük kazan koyacağım. Zaten sıfıra sıfır, yani buraya ne kadar para yatırırsam bu kadar, buradan da o kadar kazanıyorum. Burada gördüğünüz turuncular ne? Bunlar belli ki kolonlar. Şu gördüklerimiz kat döşemeleri. Şunların da pencere olduğu belli. Bunlar radyatörler. Bu gördüğümüz bir fotoğraf. Bu fotoğraf sadece infrared, insan gözünün algılamadığı ışınları algılıyor ve yüzey sıcaklıklarını çekiyor. Binanın dışından fotoğraf çekiyoruz. Radyatörün olduğu yer binanın dışında sıcak. 11 derece, elini tutsan sıcaklık olduğunu hissedeceksin yani, o kadar sıcak. Yani radyatörün ısısı nereye gidiyor? Dışarı gidiyor. Nereye ısıtıyoruz? Binayı mı? Ankara'ya. Dolayısıyla ısı yalıtım çok önemli. Bakın bu binanın duvarını tahmin edin, ne bunun duvar malzemesi nedir? Alçıpa. Tuğla mıdır? Yalıtımı var mıdır? Tahmin edebilir misiniz sıcaklıklara bakarak? Hiçbir şey yok, alçıpa. Şimdi kolon kirişte yalıtım yok zaten, belli. Döşemede de yalıtım yok. Bütün ısı oradan kaçıyor, 13-14 derecelere gelmiş.
Pencerenin kendisi ve pencerenin karkası röntgen gibi çıkmış ortaya. Radyatör zaten kendini belli ediyor. Cam desen vahim durumda. Bakın cam radyatörden daha sıcak. Demek ki radyatörün sıcaklığını engelleyen bir şey var. Ben iddia ediyorum bu sadece 3 duvar. Yani yapardık eskiden 8,5 tuğla, 3 cm strofor, tekrar 8,5 tuğla. Yani kolonda kirişte yalıtım yok ama sadece duvarlarda yalıtım var. Pencerelerde vahim durumda. Demek ki ısı yalıtımı, yani bizim ürettiğimiz ısıyı hapsetmek bizim için çok çok kritik. Aynı şekilde bu ısı yalıtımı kritikliği sadece mekanik, sadece bina elemanlarında değil, mekanik ekipmanlarda da çok önemli. Normalde bir infrared fotoğrafta ısı yalıtımı eğer doğruysa sizin ne çektiğini görmüyor olmanız lazım termal kamerayla. Burada da ben birebir görebiliyorum. Yani burada hani bildiğiniz 3 yollu motorlu bana düzeneği kazanın arka tarafındaki. Şunlar gördüğünüz sürgülü vanalar, şurada bir kelebek vana var. Yaklaşık çapında tahmin edebiliriz. Bu derece net. Niye? Çünkü 100 derece. 100 derece. Bakın radyatörler 50-60 derecede çalışıyor artık. Bunun yüzey sıcaklığı 100 derece. Şuradaki boru 2-3 radyatör kadar ısıyı atıyor çöpe. Dolayısıyla ısı yalıtımı çok çok kritik. Peki biz mekanik tesisatçılar olarak enerjinin daha az tüketilmesi için neler yapıyoruz? Havalandırma sistemlerinin enerji harcamasını azaltmak için ısı geri kazanım sistemleri yapıyoruz. Tek katlı, yıllardır tek katlı olan klima santralleri artık sizin verdiğiniz teknik merkezlere sığmamaya başladı. Sebebi bu. Çünkü artık aspiratörleri aldık onun üstüne koyduk. Çünkü enerji tasarrufu yapmak zorundayız. Artık bunların yüksekliği 2 metreden, 2.20'den aşağı olmuyor. Başka ne yapıyoruz? Bir de kaynak tüketimini azaltmaya çalışıyoruz. Yani binaya soktuğumuz ilk doğalgaz ve enerji elektrik tüketimini azaltmaya çalışıyoruz. Ne yapıyoruz? Sıcak su elde edilmesi için yatay kolektörleri kullanıyoruz. Güneş toplaçları diyoruz bunlara Türkçe. Fotovoltaik panelleri çok sık kullanmaya başladık artık binalarda. Bu fotovoltaik panellerin bir de farklı bir medyatik etkisi var. Binanın cephesinde ya da yüzeyinde fotovoltaik paneli gördüğünüz zaman aa yeşil bina mı acaba diyorsunuz. Ama binanın yeşile hiçbir alakası olmayabilir. Dolayısıyla yeşil binalarda bu mutlaka kullanılıyor. Hani benim binam yeşil bina diyebilmek için. Rüzgar türbinlerini kullanıyoruz. Hem binalarda kullanıyoruz hem de arazilerde kullanıyoruz. Isı pompalarını çok ciddi kullanmaya başladık. Kaynak olarak ısı pompalarının kaynağını değiştirmek bize çok avantaj sağlıyor. Yani toprak kaynaklı ısı pompası ya da göl, dere kaynaklı ısı pompası yapmak bize çok avantaj sağlıyor. Bunu teknik detayına girmeyeceğim ama şunu biliyor olmanız lazım. Yani ya da bir mekanik tasarımcının bunu biliyor olması lazım. Bu bina nerede? Şimdi bize bir mimardan bir mimari gelir. DRG açarız kat planları. İşte standart iki boyutluysa eğer. Bodrum kat, zemin kat vesaire. En sol tarafta bir tane başlık olur. Onun yanında bir vaziyet planı olur. En sonunda da bir tane kesit ve sistem kesiti olur. Şimdi açıp bakarsınız böyle güzel bir bina. İşte bakıyorsunuz detayına vesaire falan. Vaziyet planında yan arsaların böyle azıcık kesilmiş bir versiyonu. Binanın nerede olduğunu bilmiyorsunuz. Yani bırakın ben Ankara'da mı değil mi onu bilmiyorum. Hani acaba yanında başka bir bina var mı? Acaba bu bir derenin yanında mı? Hani gölün yanında mı? Hani Eryaman'da, göletin yanında mı? Hiçbir fikriniz yok. Dolayısıyla siz belki hakim olabilirsiniz ama siz hakimseniz yanınızdaki insanların, ekipteki insanların da hakim olmasını sağlamak durumundasınız. Dolayısıyla eğer yan tarafta bir göl varsa çok daha ucuza enerji var. Yan tarafta bir yeraltı suyu varsa çok daha ucuza enerji var. Dolayısıyla bunlara dikkat etmek lazım. Yani bu ilişkiden bahsedersek tekrar mekanik ekipmanların çok ciddi boyuta ihtiyacı var. Buradaki ekipmanlar gerçekten büyükler. Yangın söndürme sistemlerinde su deposu, yangın pompaları, pompa grupları, klima santralleri, hava kanalları, şaftlar vesaire gerçekten ciddi boyutlara sahipler. Dolayısıyla siz yapıyı tasarlarken belki en başında değil, hani fikir tasarımında binanın şeklini şemalini ortaya atarken değil ama hemen bir sonraki aşamada İşin içine bu bina ne kadar enerji harcayacak, acaba bu binanın enerji tüketimini azaltabilir miyiz, mekanik olarak neye ihtiyacı vardır diye ekibe makine mühendisini dahil etmeniz gerekiyor. Dolayısıyla entegre tasarım bu dahiliyetle başlıyor. Yani en başta siz tasarıma bizi sokarsanız o zaman yaptığınız bina enerji etkin olabiliyor. Beraber çalışırsak ortaya bir şey çıkarabiliyoruz. Tamamen ayrı ayrı çalışırsak ortaya çıkan şey hiçbir şeye benzemiyor.
Ben birkaç fotoğraf koydum son olarak. Hani mekanik cihazlar ne kadar büyük diye bakmak için. Bu gördüğümüz bir hava kanalı imalatı. Arkadaşlar hava kanalı yapıyorlar. Yani hani insan boyutundan hava kanalı boyutunu tahmin edebilirsiniz ne kadar olduğunu. Yine bir şafttan hani bize katlarda şaft bırakıyorsunuz ya delik. Kat düşmesinde bıraktığınız delikten geçen ekipmanlar hava kanalı. Hani böyle 60-60 küçük güzel güzel hani olur ya projelerde. Aslında onların içinden bunlar geçiyor. Bu klima santrali. Şu arkadakiyle beraber bu arada. Yaklaşık 100 bin metre küpsel bir klima santrali. İnsandan büyük yani. Onun yüksekliği 4 metre falan. Bu da klima santrali. Dikkat ederseniz hava kanallarını taşımak için çelik konstrüksiyon yapmışlar.